اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء صدق رسول الله محترم مسلمانlar Okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi onun varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır okuduğum hadisi şerifte ise rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır merhamet edene Rahman da merhamet eder Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin Aziz müminler Yüce Allah Varlıkların en kıymetlisi olan insanoğlunu dünya hayatında yalnız bırakmamış, ona aile olmayı lütfetmiştir. Aile insanoğlunun ruhuna huzur, sükunet ve şifa veren bir nimettir. Yüce Rabbimizin rahmetiyle korunan sevgi, şefkat ve merhametle güzelleşen bir kurumdur. Kadının erkeğe, erkeğin kadına hasılı bütün aile fertlerinin birbirine emanet edildiği sıcak bir yuvadır. Aile toplumun çekirdeği ve özüdür. Bunun içindir ki aile kurmak aynı zamanda bir toplum inşa etmektir. Kıymetli müminler, aile kurmak kadar aile olmak da önemlidir. Aile olmak aynı duygu ve düşünce dünyasında buluşmaktır. Allah'ın rızası doğrultusunda bir ömrü paylaşmaktır. Sadece bu dünyada değil, ahirette de bir arada olacağı bilinciyle yaşamaktır. Aile olmak, aileyi ayakta tutan değerlere sımsıkı sarılmaktır. Aileyi ayakta tutan değerlerin başında ise merhamet gelmektedir. Rabbimizin Rahman isminin tecellisi olan merhamet yaratılanı Yaratandan dolayı sevmektir. Merhamet hiçbir canı incitmemek ve hiç kimseden incinmemektir. Merhamet paylaşmaktır, affetmektir ve hoş görmektir. Merhamet yufka yürekli olmak, sevgi diliyle konuşmaktır. Değerli müminler, Günümüzde yüreklerimizi ve vicdanlarımızı merhametle eğitmeye ne kadar da muhtacız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu tavsiyesine kulak vermeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olandır. İçinizde ailesine karşı en hayırlı olan da benim. O halde Allah'ın emri, peygamberimizin sünneti üzere kurduğumuz yuvalarımızı huzurla buluşturmak, aile olmak ve aile kalmak için gayret gösterelim. Sevgiyle mayalanan aile ocağımızda gönül dilini, nezaketi ve adaleti hakim kılalım. Ailemizin her bir ferdinin, özellikle çocuklarımızın ve yaşlılarımızın merhamet pınarından kana kana içmesine vesile olalım. Hanemiz merhamet rehberimiz Allah Resulü'nün aile saadetinden izler taşısın. Hep birlikte aileden başlayıp topluma yayılan merhamet medeniyetini yeniden inşa edelim.